Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tereyağı nasıl yapılır? Bugün size onu anlatacağım. Arkadaşlar, benim böyle bir kase kaymak biriktirmiştim. Yoğurt kaymağı, süt kaymağı hiç fark etmez. İkisini bir arada biriktirebilirsiniz. Aynı kapta biriktirebilirsiniz. Böyle bir plastik kabım vardı, ona koydum. Mikserle de yapabilirsiniz ama bu yöntem bana daha kolay geliyor. Kaymağımı koydum. Bir bardak da su ekleyeceğim. Soğuk havalarda bu suyun ılık olmasına dikkat edin. Hava sıcaksa hiç fark etmez. Ve ağzını kapatıp çalkalama yöntemiyle tereyağı yapacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalkayarak tereyağınız çok kolay bir zamanda, az bir zamanda olacaktır. Çalkalayarak yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, yağımızın olduğunu nasıl anlayacağız? Yağ kaymağımızı çalkaladığımız kabımızın etrafına bu şekilde yağ sarmaya başlıyor. Böyle etrafına yağ sardığı zaman anlıyoruz ki yağımız oldu, olmak üzere. Çalkalama yöntemiyle yaptım arkadaşlar. 10 dakika öte geçmiyor. Eğer olmadıysa içine çok az, yarım çay bardağı kadar sıcak su ilave edebilirsiniz. Ve böylece yağımızı yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yağımızı kabımıza koyduk. Böyle bir tahta kaşıkla almanızı tavsiye ederim. Ben annemden öyle görmüştüm arkadaşlar. Evet. Benim kaymak az biriktirmiştim arkadaşlar. Sizlere göstermek amaçlı yaptım. Tabii ki ne kadar çok biriktirirseniz o kadar çok yağınız olur. Dolabın buzluk gözünde biriktirin. Bozulmaması açısından. Ve yoğurt, süt, dediğim gibi arkadaşlar, süt veya süt kaymağı, yoğurt kaymağı hiç fark etmez. İkisini beraber aynı kapta biriktirip ve tereyağınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde. Arkadaşlar, size bir şey daha söylemek istiyorum. Bu ayran, ya tereyağını yaptığınız ayranı bir tencereye boşaltıp kaynatın. Temiz bir mutfak bezinizle, ince tülbent bezle süzdüğünüz zaman size çökelek lor peyniri çıkacaktır. Bunu da sizlere söylemek istedim. Yani ziyan etmeyin, dökmeyin. Ben bunu kaynatacağım. Çok fokur fokur değil. Kaynamaya başlayınca altını kapatın. Ve beyaz bir tülbent bezle suyunu süzün, sıkın, size bir lor çıkacaktır. Gördüğünüz gibi tereyağımız arkadaşlar, bu yıkadığınız su bayağı bir açık renk alana kadar yıkayın. Yağınızın ayranı iyice ayranından az ayrılmış olsun. Tavada erittiğiniz zaman daha güzel bir görüntü olmaz. Güzel, iyice yıkayın. Suyunuz bayağı bir böyle arınsın. Arkadaşlar, evet. Evet, tereyağımız hazır arkadaşlar. Kahvaltıda mis gibi tazecik tereyağını kendiniz evinizde yapıp tüketebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.